Arda Çok Başkan'la güzel. görüştü, Niyazi Başkan'la görüştü, Murat Cavcav bıraktı, 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 bırakmadı. Bu süreç ne oldu ve senin şahsi görüşün, Murat Cavcav bu işi bırakacak mı artık? Taraftarın en çok merak ettiği konulardan bir tanesi bu. Aa, şimdi aslında şöyle bir anlaşma yapalım. Hani aynı kayıttayız. Dolayısıyla daha önceden de izledim. Elif Hanım'ı programdan sonra eve bırakıyorsun. Trafik çok uzun. Şehrin bu tarafından kalkacağım, şuraya gideceğim diyorsun. Eğer beni de eve bırakacaksan hani ben gelirim. Gel gel ayrı ko ama onu yarın yapalım bence. Bugün değil, eve bırakırım, ben her zaman bırakırım. Ama bugün yapmayalım artık. Arabada yer Yer yok. Şimdi öbür yayın da vardı. Onlar da bekliyorlar. yok. Ama bir kısaca Yani, özetleyelim. Neler oldu, neler bitti bence. ya bence yani nedir o, muhtemelen bizim daha önceden bilmediğimiz şöyle bir sorunumuz var. Aslında konuşmaya çok ihtiyacımız var ve şu anda senin programın sürüyor. Öbür tarafta Alkaralar konuşuyor. Clubhouse diye bir şey var. İnsanlar konuşuyor, konuşa konuşa anlaşıyor ama ne yazık ki bizim kulübümüzde, Gençler Birliği'nde hani kamuoyuna kimse konuşmuyor. Biz de duvara karşı konuşuyormuşuz gibi zaten. Evet, yani onun için konuşmaya belki her zamandan daha çok ihtiyaç var. Hatta bence huzura değil, hani tartışmaya, kavga demiyorum. Çünkü bizde tartışmayı kavga zanneden bir kültür var Türkiye'de. Yani bu huzur söylemi son derece nedir o, tehlikelidir. Hani birlik, beraberlik vesaire falan hani o söylemi de ben açıkçası hani böyle ufak ufak tartışmaya başlamışken hani Gençler Birliği'nde ne oldu, ne oluyor vesaire. Şimdi bir saniye hepimiz susalım. Yönetimle ilgili diyorum bunu ama. Yani yönetimde olan bitenlerle ilgili diyorum. Çünkü birazdan söyleyeceklerimle çelişebilir. Böyle bir sessizlik süreci. Yani bir şeyler oldu. Hani Eylül ayında Gençler Birliği'nde bir şeyler oldu. Bizim haberimiz yok ondan. Ne dair diye bilmiyorum yani. Ama İstanbul seçimlerinden sonra böyle Twitter'da, siyasette çok söylenen hani bir sözcük vardı ya, bir cümle. Bir şeyler oldu. Yani hiçbir şey olmadıysa bile Gençler Birliği'nde bir şeyler oldu. İşte başkan vekili görevinden alındı. Ondan Evet. sonra zannederim bir metro genel kurul ilanında bulunuldu. Ama pandemiden dolayı toplanamadı. Ondan sonra sürekli bir görüşmeler, görüşmeler, görüşmeler vesaire falan sürdü. İşte Ocak ayında belli bir noktaya gelindi. Ama hep yani böyle gerçekten çok uzun konuşmaya ihtiyacımız var. Hani böyle kısacık ben bugünkü heyecanı anlıyorum. Ankara Kulübü Başkanı'yla konuşurken hani bir kulüp başkanını tamam 3 tane soru sordum. Cevabını da aldım. Nedir o? İyi akşamlar denmez. Özlem bizatihi gene öyle. Hani 11 maçtır kazanamayan, 21 yıldır İstanbul'da Fenerbahçe'ye karşı eski Gençler Birliği'ni hatırlatan bir oyunla, hepimizi çocukluğumuzla, gençliğimizle buluşturan bir oyunla, hani yenen bir takım teknik direktörünle de uzun uzun konuşacaksın elbette. Ama yani ne diyor? İstersen benden sonraki konukların daha fazla bekletmeyin. Böyle kısa kısa gidelim. Kısa Ve kısa gidelim Hakan, çünkü bak ben senin seni biliyorum, ben seni konuşturursam sen her şeyi söyleyip hiçbir şey söylemezsin yine. Ya o, ama ben de o ben tuzağa konuşmadım. düşmem açıkçası. Benim nokta merak ettiğim şeyler var. Başkan Arda Çakmak niye anlaşamadı misal? Ne oldu yani, öyle bir masaya oturdular, görüştüler, konuştular. Son o masa İkisi niye anlaştı. dağıldı? İkisi anlaştı. İkisi anlaştı. Yani şöyle, o son konuşmadan sonra araya giren hani başka sohbetler, başka insanlar onların söyledikleri bulandırdı ortalığı. Şimdi bakın, en son görüşmeden sonra pazar günü Hürriyet gazetesinde Özgür Şahiner'in bir köşe yazısı var. Bu O devre köşe yazısı. arasından önceki görüşmelerden bahsediyoruz, değil mi? Yok, bakın geçen hafta Ha, geçen hafta. Başakşehir maçı günü
Pazar günü Hürriyet gazetesinde Özgür Şahiner'in bir köşe yazısı var. Evet. O köşe yazısını okudunuz mu? Okuduk tabii. Haber de yaptık hatta, paylaştık da. Evet. O köşe yazısının birinci yarısında yani nedir o? Bir köşe yazısı olduğu için aslında Özgür Şahiner'e hani kendi özel duyumlarına dayandığını söyleyebiliriz değil mi orada? Evet. Şimdi birinci yarısında şöyle bir şey. Murat Yalcan'la Arda Çakmak oturmuşlar, konuşmuşlar. Bir konuda anlaşmışlar ama soru işareti var orada. Özgür Şahiner koymuş. Yani şu konuda anlaşamadılar. Murat Yalcan başkan, Arda Çakmak başkan vekili olarak mı devam etti? Yoksa bıraksın mı? Şimdi bu birinci kısım. İkinci kısımda şöyle bir garip bir nokta var. Arda Çakmak, Murat Yalcan'la görüştükten sonra Cuma günü çıkmış, kulübe gitmiş. Kulüpte Cem Onuk ve bazı yöneticilerle tamam mı? Çoğu, birden fazla yöneticilerle bir toplantı yapmış. Bu toplantıda uzun uzun daha önceki yıllarda yapılmış sözleşmeler masaya yatırılmış. Geçmişe yönelik 10 yıllık sözleşmeler, yazı öyle geçiyor. Tamam mı? Ve bunun hukuki yollarla hesabının sorulmasına karar verilmiş. Yazı da geçiyor. Şimdi ne birincisinde, şimdi Özgür Şahiner'le konuşanlar, tamam mı? Hani belli ki Özgür aramamış kimseyi. Özgür'e birileri telefon edip hani süreci anlatmaya başlamışlar. Ne Murat Yalcan anlatmış, ne Arda Çakmak anlatmış. Tamam mı? Başkaları anlatmış. Şimdi o bilgilerin, tamam mı? Şimdi şöyle bir şey, yani ben 2012'de evet basın sözcüsü oldum ama daha önceden hani İlhan Bey'le çalışırken yani şöyle çalışırken aslında böyle gayri resmi bir basın danışmanlığı gibi hem daha önce okuru olduğum hem daha sonra da işte nedir takip ettiğim hani sonra basın sözcüsü olduğundan dolayı takip ettiğim nedir o haber siteleri yani şimdi Clark Spor ve Yurt Spor en eskileri tamam mı? Ondan sonra yeni yeni başkaları var. Şimdi nerede nasıl bir haber çıktığında nasıl bir köşe yazısı yazıldığında aşağı yukarı hani bir dille konuşan kişiyi tahmin edebiliyor. Tamam. Hani kullanılan kelimeler, sözcükler vesaire falan. O adamları da ya yani o kişileri de tanıdığım için evet. Tamam mı? Yönetim kurulunda. O kişileri de tanıdığım için hani tahmin edebiliyorum. Dolayısıyla birileri benim anladığım Cuma günü Arda Çakmak'la Murat Yalcan arasında geçen görüşmede varılan neticeden memnun olmamışlar. Ve bu görüşmeyi nedir o görüşmede varılan son noktayı hani bulanıklaştırmak için Özgür'e yanlış bilgilendirmede bulmuşlar. Çünkü şöyle birincisi Arda Çakmak'la Murat Yalcan arasında yapılan görüşmede ben devam edeyim, sen başkan vekili ol gibi bir ayrıntı yok. İkincisi, 15 dakika kalıyor Arda Çakmak. Ben, nedir o? Murat Yalcan, Murat Yalcan'ın yanından çıktı, kulübe giderken bana telefon etti, konuştum. Kulüpten çıktı, telefon etti, konuştum. Arada 10-15 dakika var. Yani orada böyle 10 yıllık sözleşmeyi falan masaya yatırıp bunların da hukuki olarak hesaplarını yok. Şimdi bu haberi hükmettir. Yani bu Çakmak da oldu. Tamam mı? Birileri Mugava da oldu. Şimdi onun birinci kısmı Arda Çakmak'a mesaj. Tamam mı? Ya siz burada anlaştınız ama bir altta bir metin var. Tamam altta Murat Yalcan söylemek istediğini söylemiyor. Tamam mı? İkinci kısımda Murat Yalcan'a bir mesaj.
Orada da şöyle demek istiyorum. Sen Arda Çakmak'la anlaştın ama bu geriye doğru gidip 10 yıllık hesap soracak. Seninle kavga edecek. Burada bir anlaşma yok demek. Şimdi belli ki hani birileri elindeki manipülasyon gücünü, kuvvetini vesaire falan devam ettirmek için, tamam mı, Cuma günü yapılan o görüşmeden sonra Cuma akşamı, Cumartesi günü ve Pazar günü maçtan sonra da çalışmaya devam etti. Çalışmaya devam etti. Dolayısıyla hani o orada kopan, hani kopmuş olma hikayesinin arka planı aslında bu. Birisi dinleri, tamam mı, hem bu tarafı birbirinden uzaklaştırmak için istediği için oldu. Sonra da işte senin de bildiğin diğer görüşmeler. Şimdi edebiyatçıyla gazeteci arasındaki farkı ben şöyle özettim. Buradan benim anladığım şu. Hayatı, Gençler Birliği ile ilgili hayat bağlantılarını Murat Çavcı üzerinden kuran kesimler aslında bu masanın dağılmasını istiyorlar. Çünkü Murat Çavcı başkanlığı bırakırsa kendileri kulüpte bir daha olamayacaklar. Onun için bir şekilde Murat Çavcı'nın hayatını, Gençler Birliği başkanlığını bir şekilde idame ettirmesini istiyorlar ve onunla ilgili de dedikodu üretiyorlar. Yalan yanlış bilgiler üretiyorlar. Anlattıklarından kısaca özetlesem doğru oluyor mu? Ya şimdi tabii bana takılıyor çok uzattın diye. Doğru uzattın ama böyle çok açık olmasın hani hikayeyi, tamam mı? Hikaye değil, bu bir gerçek aslında bakarsın. Çok açık olması için nasıl ben biliyorsam, nasıl şahit olduysam öyle yazdım. Şimdi Murat Başkan anladığım kadarıyla başkanlığı bırakmaya hazır. Doğru mu düşünüyorum? Ya şimdi ben her şeye rağmen hani bir taraftan insanların psikolojisi de bir yanda düşünmeliyiz. Şimdi hazırım dese dahi, tamam mı, en yakınındaki insana hazırım dese dahi, tamam mı, fikri değişebilir. Şimdi futbol hayatını öğretmedi. Bundan hani bir 98. yıl için bir tweet attım. Dedim ki hani bunu en çok Gençler Birlikteler bilir. Futbolun hayata benzediği. Evet. Her zaman kazanmazsın, her zaman mutlu olamazsın. Ama oynamaya ve yaşamaya devam edin. Şimdi Cuma günü, Cumartesi günü Gençler Birliği ile ilgili ne düşünüyorduk? Duygularımız neydi? Tamam mı? Fenerbahçe maçını oynadık. Bugün duygularımız ne? Yani Murat Başkan'ınki de böyle değişir diyorsun. Yani Fenerbahçe'nden önce bırakmaya niyetliyse de Fenerbahçe'nden sonra vazgeçmiş olabilir diyorsun. Elbette seninki ve benimki değişmişse onunki de değişmiştir. Bugün peki öyle bir hisse kapıldın mı? Bir istihbarat, bir bilgi aldın mı? Yok, hayır. Öyle bir bilgi almadım. Aklımıza şey geliyor. Şimdi çok komik. Biz Gençler Birlikleri'nin durumu. Böyle işte maç sonrası demeci hani Mehmet Emin Gür verdi. Daha önce ama yani ne diyor, 10 maç yenildik, bu aralarda hiç yemek vermemişti. Yok, öyle basın açıklaması bile yoktu, yazılı da yoktu. Evet, yani oradan acaba bir okuma yapacağız da bunlar hiç anladığım kadarıyla bunlar hiçbir önemi yok. Yani hakikati bize anlatan veriler olamaz. Yani mesela Mehmet Emin Gür açıklama yaptı. Dolayısıyla biz oradan şöyle bir tahmin edeceğiz. Yani Murat Çavgan'ın aslında morali bozuk. Geçen hafta hani bir Arda Çakmak'la konuştu. Sonra Niyazi'yle konuştu. Hani hala aynı de devam ediyor. Burada. Hani bir tahmin yürütmeye çalışıyor. Öyle olmadığını, öyle olmayabileceğini düşünüyorum bir taraftan. Bir taraftan da yani bizlerin artık şunu gördük. Şu anda resmi bir açıklama yapılmadı kulüp sitesinden. Genel kurulacağına dair de bir açıklama yapılmadı kulüp sitesinden. Hani, Ankara Başkanı'ndan öğrendik ya. Kongre kararı verilmeyeceğini biz Ankara Ucu'ndan öğreniyoruz zaten. Gençler bilen bir şey evet. Öğrenemiyoruz. Ama şöyle, kanunen bence kulüp açıklamadığı sürece
28'inde orada 100 kişi, 100 Gençler Birliği üyesi gidip oraya giderse herhalde kongreyi toplayabilir. Değil mi? Kanunlar. Yani. Kanunda geçen olan hani nedir o? İlan, pandemi. Yani ilk önce bir iptal açıklaması gelmesi gerekiyor. Tamam mı? Vallahi bak bu iş Ankara Gücü'nde olsa, eski Ankara Gücü'nde olsa özellikle, yani bu 15 sene önceki yönetim tarzındaki Ankara Gücü'nde olsa büyük ihtimalle o kongre o şekilde yapılır, yönetim değişir, kimsenin de haberi olmaz, sonra internetten öğreniriz derdim. Ama Gençler Birliği insanların evet. aklına pek bu gelmez. Hele Sinan Gürsoy falan kulüpten uzak, kendine hiç gelmez diyorum ben. Yani isimleri de net olarak söyleyeyim de. Evet. Şimdi şöyle bir manzarayla karşılayız. Mart'ta toplanmayacak. Nisan'da toplanmasının kulübesi var. Çünkü önümüzde 12 maç kalmış. Yani Mayıs, yani hani Nisan'da toplanmış ya Mayıs'ta toplanmış. Ve anladığım kadarıyla hani yani Niyazi Aktaş'ı da hani bir şekilde temkinli davranmaya yönelten, ağzı çakmadığı zaman zaman hani, geride hani nasıl söyleyelim, geride durmaya teşvik eden kulübün aslında bu sportif durumu, puan tablosu ve mali tablosu. Değil mi? Evet. Şimdi o zaman herkes şeyi görsün. Hani Mayıs ayında ne olacak? Kalacak mı? Yani nedir o? Diğerini söylemek istemiyorum. Söylemeyelim de. Ama şimdi bak Hakan, oluşan atmosferde şöyle bir şey çıkıyor oluşan atmosferde. Yani Gençler Birliği taraftarını bazen yani Murat Çavcı gitsin diye takımın galibiyetine sevinemeyecek hale sokabiliyor. Yani bu Cumhurbaşkanı'nın yerli arama konusunda 5 tane baba yiğit dedi ya. Yani şöyle bir baba yiğitler toplansın. Murat Çavcı istifasını da alsın. Murat Çavcı bir an önce gitsin. Bir kongreye kadar mevcut yönetimin içerisinden güvenilir insanlarla yola devam edilsin. Sonra kongre yapılsın ve o baba yiğitler takımı sahiplensin. Çünkü bu senaryoya gitmediğiniz zaman bir Fenerbahçe maçında ruh hali değişebilen bir başkan lig sonunda da küme düşse de ruh hali değişip bırakmıyorum devam ediyorum diyebilir. Çünkü yanındakiler, bu çok önemli bir detay. Murat Çavcı kendisi istese dahi yanındakiler bıraktırmayabilirler bunu. Yani ikna edebilirler bir şekilde. Bülent, şöyle bir durum var ama bir taraftan da. Bizim demek ki Gençler Birliği taraftarları olarak hani sorumluluk sahibi, resmi olarak sorumluluk sahibi olanların dışına dönmüş. Öyle bir durum var. Şu anda Gençler Birliği'nin bir yönetim kurulu var. Murat Çavdar dışında 18 kişi var orada. Evet. Gençler Birliği'nin hani şu anda önümüzdeki maçlarda futbolcuların hani konsantrasyonunu sağlayacak hani mali desteği sağlamak adına, tamam mı? Bu 18 kişiden bazıları kişisel fedakarlık yapabildiğin gibi hani sizlerle ve taraflarla birlikte, tamam mı? Başka bir, yani Ankara'da işte belediyedir, şudur budur, onların desteğini de sağlayacak, tamam mı? Bir ortam yaratabilir. Ama biz ne yaptık? Hani yıllar önce düştüğümüz ilk başta bir fikir ayrılığıyla beraber nedir o? Gene biz Niyazi Bey'le yemek yemiştik, tamam mı? Sonra sen de çok güzel bir yazı yazmıştın, hatırlarsın. Niyazi Bey'i ambulans yapıp arkasına takılıyorlar arkadaşlar diye. Yazmışım. vardır ya, onun da bir kendime göre bir mantık silsilesi vardır kesin. Şimdi de bazıları Niyazi Aktaş'ı truva atı olarak kullanmak istiyorlar. Yani biz sadece yemek yedik. Tamam mı? Sadece yemek yedik Niyazi Bey'le. Ondan sonra gelişen noktada nedir o? O yemek bizdir. Gene aman döngü olarak biz yemek yedik de hani bunların istifasını isteyelim. Sonra da hani görevlerini değiştirelim diyen arkadaşlar gene bir yemek yediler bu senenin başında 6-7 kişi, tamam mı? Ve ondan sonra da aynı süreç yaşandı.
Yani bu öyle bir hayat ki, karma gibi, belli bir zaman hani insanlar kulübüyle ilgili kulübü bırakalım, hani kişisel fikir ayrılıkları da olabilir. Bir yemek yedi diye bunun arkasından bir böyle olumsuz bir netice yaratacak bir görüşenler gene aynı şeylerle karşılaştılar şimdi. Peki biz ne yaptık? Bizim istifamızı istediğinde Murat Cavcan istifa etmedik. Ertesi gün istifa ettik. Tamam mı? O istedi diye değil, biz istedik diye istifa ettik. Şimdi dolayısıyla içeride durup hiçbir şey yapmayacaksanız, tamam mı? İçeride durup hiçbir şey yapmayacaksanız istifa edeceksiniz. İçeride durmak mücadele değil. İçeride durmak mücadele değil. Hani hem içeride duracaksın, hem Gençler Birliği yönetim kurulu üyesi olacaksın. Tamam, kalkıp Arda Çakmak'ın bürosuna gideceksin. Oradan kalkıp hani Murat Nihat'ın oraya gideceksin. Arada da gitmeyen bir arkadaşımız var. Hani bütün bunların içinde olmayan ama masaya o da persönel isim olarak gelecek. Şimdi Valla mücadeleyi ya dışarıda vereceksin, tamam mı? Açık açık diyeceksin ki bu iş böyle yanlıştı en başından itibaren. Konuşa konuşa, tamam mı? Ya da hani içeride kalıyorsan kapı kapı gezip Gençler Birliği'nin şu anda ihtiyacı olan, tamam mı, 20 milyonu bulacaksın. Eğer orada yoksa kapı kapı gezip, tamam mı, tarafları organize edeceksin, basını organize edeceksin, kamuoyu yaratacaksın. O 20 milyonu bulacaksın bu 12 maç için ve bu takım ligde kalacak. Şimdi hayaller mi Eğer gerçek gerçekler? Baktığımızda da yönetim öyle kurulu yönetimden bir şey yok. Başkan 20 milyon lira verecek mi? hayır, bak, eğer Gençler Birliği Spor Kulübü yönetim kurulu üyesi sıfatını şimdi taşıyorsa 18 kişinin 18'i bu takımın başına bu sezonun sonunda kötü bir şey gelirse o arkadaşlar da sorumludur. Geleceğinde de hiçbir şekilde karşımıza çıkamazdır. Bunlar önemli mesaj Hakan. Ama gerçeklerde de işte o 18 arkadaşına baktığı yer Murat Çavcı'ya 20 milyon lirayı verecek mi cebinden? Şimdi 20 milyonu Murat Cavcav yani bir kısım vermiş. 20 milyonu niye? Yani orada da şöyle bir sıkışıklık var. Belli yani. Arda Çakmak'la Niyaz da yaşıyorsa şu anda verebilecek durumda galiba. Tamam mı? Hani versin diye şu zamanı mı bekleyeceğiz? Yani Ocak ayı ödemeleri duruyor futbolcuların. Hani bunlar amatör futbolcu değil. Gitmişler Fenerbahçe'yi yenmişler. Bu hafta hani ödemelerini yaparsın. Ocak ayı ödemelerini. Kasımpaşa'yı da yenerler. Primini de ödersin. Fenerbahçe Şimdi deplasman kusura bakmayın. Öyle nedir o? Acaba ben Niyazi Aktaş'ın yönetiminde mi olacağım? Acaba ben Arda Çakmak'ın yönetiminde olacağım diye dolaşmak yerine kapı kapı dolaşacaksınız. O yönü bulacaksınız. O futbolcuların alacaklarını, primlerini ödeyeceksiniz ve bu takım ligde kalacak. ya Gençler Birliği'nde Bunu kapı kapı dolaşan yapmıyorsanız şu bak. anda karar defteri sadece. O kapı kapı dolaşıyor. Çünkü yönetim kurulu toplanmadığı için kapı kapı karar defteri dolaşıp altına imza atılıyor. Yani bir küsür senedir Gençler Birliği yönetim kurulu toplanmadı. Başkan ve yönetimdekiler, hatta yönetim dahi demeyelim. Mesela Aykut Akalın yönetici değil ama çoğu yöneticiden daha yönetici şu anda. Sorumluluk sahibi. Yani sizin o görüşmelerde de mutlaka şeydedir. Ya ben o yönetim kısmını geçiyorum. Şimdi misal Arda Çakmak'la Niyazi Aktaş bir araya gelemiyor mu? Gelmiyor mu? O görüşme bahsedildi de orada bir kopuş var mı? Ya bildiğim şeyleri de soruyorum. İnsanlar anlasın Bakın diye soruyorum açıkçası. geliyorlar, tamam mı? Geliyorlar ve Arda Çakmak'ın önüne şöyle bir manzara kuruluyor. Deniliyor ki sen şu kadar mali destek ver, ben bu kadar mali destek vereyim. Bir tane arkadaşımız var. Gençler Birliği'nin son 2012'den beri yönetim kurulu
tamam mı? Farklı görevlerde ve sorumlu yani. Şu anda da yönetim kurulunda. Diyor Arif ki Öner'den yani Bey, bahsediyorsun. Söyle, ismi Arda söyleyeyim ben. Çakma. Ya, nedir o? Arda Çakma diyor ki, kardeşim sen para ver, bir başkan vekili ol, paradan sorumlu. Diğer bir başkan vekili de oğlum, tamam mı? Futbol şubesinden olsun. Ondan sonra hocaya o karar versin, transferine o karar versin. Şimdi buna kim evet diyecek? Sen evet der misin? Ya ben demem, Böyle bir ben zaten de ben mantığa demem. gider Ben misin? yöneticilikte hayali olan bir insan olmadığım için ben demem Hayır, ama hayır. bir Şimdi şekilde de şu, şimdi örneği başka türlü de yapabilirsin. Tamam mı? Örnekler başka türlü de. Ha, burada böyle bir şey, yönetim kurulu üyesi misin? Yönetim kurulu üyesisin. Niyazi Aktaş'la beraber tekrar oraya gidip başka olmayı kollamak yerine şu anda Gençler Birliği'nin sorununu çözmek için çabalamak zorundasın. Senin hani Murat Savcan'la aranda geçen mesele bizi ilgilendirmiyor. Ortada bir yönetim kurulu listesi var. İstifa etmemişsin. Hala yönetim kurulu üyesisin. Tamam mı? Hiçbir şekilde konuşmuyorsun. Orada sessizce bekleyip ne olacak diye, tamam mı? Ne yapacaksın? Sorumluluğunu yerine getirecek. Ankara'daki her türlü ilişkini Gençler Birliği'nin şu anda yaşadığı mali sorunları çözmek için kullanacak. Şu anda Eğer dediğin gibi herkes pozisyon kullanmıyorsa, alma derdinde, Murat Çavcav'ı bırakırsa mevcut yönetimde şey yapma, görev alma derdinde. eğer kullanmıyorsan ayında, tamam mı? Gençler Birliği'nin geleceğinde yer almak için herhangi bir iddiada Önemli laflar bunlar Arda, şey Hakan. Önümüzdeki hafta mı bir araya gelelim, şöyle detaylı bir konuşalım. Hatta Arda Başkan da önümüzdeki hafta şey yapmıştı. Neler oluyor, neler bitiyor? Gençler Birliği camiası da merak ediyor. Hatta Niyazi abimi de ben önümüzdeki hafta konuşturmak istiyorum. Neticede artık Gençler Birliği yönetim kısmı ile ilgili konuşacağımız çok fazla bir şey yok. Orada nelerin yaşandığını hepimiz biliyoruz. Sen de biliyorsun, ben de biliyorum. Defalarca da anlatmaya çalıştık. Yani işte ben Ankara Ucu Başkanı'nı programa konuk ettikten sonra Gençler Birliği Başkanı'nı bağlayamamak, konuk etmemek beni de üzen bir durum ama sen beni kendi yerine koy. Kimi bağlayacağım ben bu saatte? Murat Çavcı'yı mı ya bağlayacağım? İşte Bülent, ben nedir o? Şöyle bir şey. Yani nasıl söyleyeyim? Konuşup anlaşamayacağımız, konuşulup anlaşılmayacağımız hiçbir şey yok yani. Az önce de bulundum. Yani eğer bugün hani yarın, tamam mı? Niyazi Aktaş desin ki arkadaşlar, mevcut yönetim kurulu, eski yönetim kurulu, herkes gelsin, konuşalım. Hani şu anki sorunu çözmek için, çünkü orada bir sorun var, çözülemeyen bir sorun var. Şu anki sorunu çözmek için bir çözüm üretelim. Tamam mı? Hani hep beraber. Yani şeyi bekleyecektim. Öyleydi, böyleydi. Her bakın dün sen doğum günüydü. Belki de dün yeniden doğdu. Eğer bundan sonra hani bu fırsatın, bu imkanın farkında olursak Gençler Birliği dün yeniden doğdu. valla ben artık diğer konuklara geçeceğim. Son şeyimi kendi şahsım adına söyleyeyim. Evet, Gençler Birliği'nin bu hale gelmesine sorumlusu olanlarla aynı masada oturmama konusuna falan saygı duyuyorum. Ama geçmişinde en ufak bir problemi olan kimselerle de ne Arda Başkan, ne Niyazi Başkan bir araya gelmesinler. Bunlar camianın bir parçası değil, camianın keneleri. Onları uzak tutsunlar diyorum. Çünkü onlar uzak tutmadıkları dönemlerde biz agresifleşiyoruz. Şahsım adına ben agresifleşiyorum. Ve işte sen şöyle yazdıydın, böyle yazdıkların hepsinde de evet yazdıydım ve nedeni de vardı diyorum. Zaman da çoğu zaman haklı olduğumu gösteriyor. O dönem sizi en çok eleştirdiğim noktalardan bir tanesinde şimdi siz de evet o dönem o yanlıştı ve şimdi biz onda değiliz diyorsun. Başkaları da türemesin. Ne Niyazi Başkan'ın yanında türesin, ne sizin yanınıza türesin. Eğer yeni bir sayfa açılacaksa da tertemiz olsun bu sayfa. Eski şaibeli şeylerle konuşmayalım. Güvenelim en azından. Yönetim kurullarına güvenelim. Bunlar gerçekten iyi niyetiyle bu işi yapacak insanlar. Başka kafaların arkasında plan yok diyemeyelim diyorum. Ben nedir o? Benden sonraki konuklardan çok özür diliyorum.
Yok yok. Yani Ben iletirim. üstüne çok uzun konuşmak gerekiyor. Pelin Hanım'a da sana da iyi akşamlar diliyorum. Dinleyenlere de iyi akşamlar diliyorum. Teşekkür Çok ediyoruz. teşekkürler. Herhalde ben bu bağlantıyı kapattığımda hani bağlantıdan düşeceğim. Aynen öyle. Herkese sevgiler, saygılar. Sağ olasın. Görüşmek üzere.